Atatürk hakkında ne düşünülür ki? Atatürk canımız, ciğerimiz. Canınız siz. Bugün biz yaşa olmazdık. Olmazdık. Tabii, olmazdık. Olmasaydı nasıl olmazdık? Onu merak ettim. Efendim? Olmasaydı nasıl olmuyordu? Kadın özgür yaşayamazdı. Kadın özgür değil mi? Değil mi? İlke ve inkılaplar neydi? Atatürkçü abla. Neyi olacak? Çapta devrimi. Devrimi. Gözlük devrimi. Gözlük devrimi. Ne? 6 tane. Sayabilir misiniz acaba? Milliyetçilik, halkçılık, ulusçuluk. Heyecandan galiba hocam. Ulusçuluk. Evet. İkisini siz söyleyin. İkisi de bizden olsun hocam. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Biri devlet şairi, onu biliyorum. İlk evin kulaplarda. İkinci nedir? İkinci neydi? Vallahi bu pandemiden dolayı şeyi de unuttuk anasını. Şu anda hiç tam cevap alamadık. Kadıköy'de herkes Atatürkçü ama Atatürk'le alakalı hiçbir şey bilmezler. Değil mi? Tabii herkes. Kime sorsam ben Atatürkçüyüm. Vallahi doğru. Kadıköy'de şu an 30. kişiye sorduk. 31. kişi bildi abi. Tebrik ederim. Eyvallah amcam. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben videoyu izlerken ayrı bir keyif alıyorum ama sanki yorumlardan daha bir keyif almaya başladım. Çünkü çok eğlenceli yorumlarınız var. Evet, insanlar da aynı şekilde bir o kadar eğlenceli. Ve güzel, eğlenceli bir sorumuz daha var bugün. İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de vatandaşlarımıza Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor musunuz? Biliyorsanız eğer bunlar nelerdir sorusunu soracağız. Hep birlikte cevaplar alalım. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben Mert Armağan. Kanal Türkiye'de hemen röportajlarımız başlasın. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Biliyorum. Nelerdir bunlar? Laiklik, halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik. 4 oldu. 4. Ondan sonra heyecanlandım şimdi ya. Heyecanlandık. Tamamdır. Bu kadar yeter. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi. Atatürk'ü seviyor muyuz? Evet. Seviyorum. Hemen soralım. İlke ve inkılap. İlke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Hemen sor. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Kaç tanedir? Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık. Soruyu bilmem lazım yani. Bir heyecanlandık sanki. Heyecandan mı oldu? Kamera karşısında öyle oluyor ya. Olabilir kamera karşısında. Bir 3 saniye daha pay vereyim size. Halkçılık, devletçilik, Dring. İnkılapçılık. Dring. Evet, süremiz doldu. Olsun, heyecanlandık. Moralim bozuldu ya. Sıkıntı yok, olsun. Hiç sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Atatürk'le ilgili. Evet. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biliyoruz herhalde. Kaç tanedir? 8. Sayalım mı? Devrimcilik bir tanesi. Tamam. Evet. Başka? Yok ben de. Pekala. Teşekkürler. Sağ olun. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Kısmen biliyoruz. Kısmen. Hepsini bilmiyor muyuz? Hepsini hatırlayamayabiliriz. Pekala. Teşekkürler. Sağ olun. İlgiler. Maskelileri mi takip ediyorsun? Evet, maskeli dörtlü burada. Ben de geldim. Maskeli beşli olduk. Beşli olduk. Atatürk hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Atatürk hakkında. Atatürk hakkında ne düşünülür ki? Atatürk canımız, ciğerimiz. Canınız siz. Bugün biz yaşa olmazdık. Olmazdık. Tabii, olmasaydı nasıl olmazdık? Onu merak ettim. Efendim? Olmasaydı nasıl olmuyordu? Kadın özgür yaşayamazdı. Kadın özgür değil mi? Değil mi? Siz, aynen öyle, kadın özgür. Peki Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sayabilir misiniz? Atatürk'ün... Hocanım, kim hocanım? Siz misiniz? Buyurun. İsterse hayat zehir olsun, isterse refah kahrolsun, isterse kurşun düşsün yanımıza, belimize. Evet. İsterse bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize. Evet. Ne ondan geçeriz, ne onun eserinden. Peki ilke ve inkılapları nelerdir? Onu bana... Neler olmasın ki? Değil mi? Hayırlı, şapka devrimi. Şapka devrimi. Daha ne olacak? Gözlük devrimi de var, biliyor muydunuz onu? Gözlüğü bilmiyordum ama evet. Yani markası eğitim ne? Rayban. Rayban'da da Atatürk mü çıkardı? Tabii kendisi. Peki laiklik mi, şeriat mı? Laiklik hani, tabii. Laiklik. Sen mi? Gerçek bir kanal mısın? Tabii YouTube kanalı. Uyduruk mu? YouTube mu? Uyduruk. Biz uyduruk öyle. İlke ve inkılaplar neydi? Atatürkçü abla. Neyi olacak? Çapta devrimi. Devrimi. Gözlük devrimi. Gözlük devrimi. Ya. Peki. Neyse, Atatürkçüyüz evladım. Bilmiyor muyuz ama ilke ve inkılap? Bu kadar yeter artık. Ama o çok seviyor. Yeter. Bu kadar seviyorsunuz. Ha. Tamam, peki. Hayır, çok seviyoruz ya. Bu kadar olur ama mu? Ama ilke ve inkılaplarını bilmiyorsunuz. Ya savaşları kazandı adam, ne diyeyim hangi ya. Savaşları kazandı? Her savaşı kazandı. Mesela hangisini? Sakarya'yı falan. Değil mi? Tabii.
Trablusgarp Savaşı'nı. Tabii. Değil tabii. mi? Malazgirt Savaşı'nda Atatürk kazandı. Tabii. Evet tamam teşekkür ederiz. Devam edelim biz. Ne yapıyoruz? Ama şimdi bana kızmayın. Hani vatandaşlar madem seviyoruz, destekliyoruz. O zaman ne olduğunu da bilmemiz lazım. Gençlere de soracağız. Büyüklerimize de soracağız. Mesela sonra... Nasılsınız? İyiyim. Atatürk'ü biliyoruz hepimiz tabii ki. Değil mi? Nasıl birisi Atatürk? Nasıl? Kelimelerle anlatmaya yeter mi? Şöyle gelin isterseniz hem arkadan reklamı da almayalım. Heh, tamam. Yeter mi kelimelerle anlatmaya onu? Değil mi? Ben bir Atatürk kızıyım ve Atatürk öğretmeniyim. Öyle mi? Evet. Ve benim ailem de Selanik'ten göç eden mübadilerden. Ne öğretmenisiniz? Sınıf öğretmeniyim. Sınıf, ilk ve inkılaplarını biliyor muyuz? Bilmez mi? Kaç tane? 6 tane. Sayabilir misiniz acaba? Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik. 3 oldu. 3. Milliyetçiliği saydın mı? Evet hocam. Saydım. Saydım. Milliyetçilik, halkçılık, ulusçuluk. Heyecandan galiba hocam. Ulusçuluk. Ulusçuluk. Evet. İkisini siz söyleyin. İkisi de bizden olsun hocam. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun hocam. Sağ olun. Güzel. Gerçekten Atatürk öğretmenleri çok güzel eğitimler veriliyor. Kameraman abi sen de güldürme beni. Ama bir şey diyeceğim. Abi garip değil mi ya? Hani Atatürk öğretmeni olup da hani çocuklara işte cumhuriyetçilik, ulusçuluk ikisini de sen söyle çocuğum işte falan. Bu olur mu? Hani sınavda Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sormayı biliyoruz. Çocuk yazacak 4 tane hocam 4 tane hatırladım ikisini de sen söyle mi yazacak yani. Ama çocuk onu yazmadıktan sonra sen ona 100 vermiyorsun 80 veriyorsun. Yeter mi bu kadar? Yeter mi? Devam edelim biz hadi. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Kaç tanedir acaba? Vallahi şu anda hiçbir aklımda yok. Şimdi evden yeni kalktım biliyor musun? Tamam bir 5 saniye vereyim mi size yoksa hatırlayamayacaksak? Şimdi tamam. Uykudan kalktım biraz. Tamam uykudan kalktık. Tamam evet. Sevgili izleyenler benim garibime gitti yalnız hani kimse. Sadece abimiz değil kimse şu anda bilemiyor. Var mı cevaplayacak olan? Abi gel. Gel yok abi de. Sen biliyor musun? Gel. Gel soralım üstad gel. Vallahi gel ya. Allah Allah. Hani soracağız. Bilen burada mı? Biliyor mu abi her şeyi? Gel abi. Afrika'da karıncalar kaç ayak var bile biliyor. Abi sorumuzu soralım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben yani inanmıyorum. Bilsem sana söylerim zaten. Değil mi? Ya Kadıköy bölgesine sorduk ve şu anda hiç tam cevap alamadık. Kadıköy'de herkes Atatürkçü ama Atatürk'le alakalı hiçbir şey bilmezler. Değil mi? Tabii herkes. Kime sorarsam ben Atatürkçüyüm. Ama sor Atatürk'ün doğum yeri neresi, annesini, babasını hiçbir şeyini bilmezler. Aa işte unuttuk. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun. Atatürk'ü biliyoruz ama. Atatürk'ü seviyoruz. Amin tabii ki. Pekala. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Benim o kadar ilgim yok benim. Ben yok. İlkokul mezunuyum ya. İlkokul mezunu. Beni pas geç. Pas seni geçtim. Seveyim. Sizi pas geçiyorum. Tamam. Heh. Görüşmek üzere. Size soralım Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Sayarız birkaç tane. Toplam kaç tane var peki? Kaç tane? Kaç? Pekala. Bir soru sorabilir miyiz? Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Biliyorum. Kaç tane peki? Hepsini biliyorum. Kaç tane? Ben şu an sayamayacağım. Peki ortalama aklınızda kalan kaç taneydi? 10 mu, 20 mi, 30 mu? Şu an aklıma gelmedi. Neyse, teşekkür ederim. Neyse. Atatürk'ü seviyoruz. Hem de çok. Pekala, ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Bilmiyorum. Neden bilmiyoruz? Seviyoruz. Evet ama bilmiyoruz. Pekala teşekkür ederim. Evet, teşekkür sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok güzel. Çok komik. Çok. Evet devam edelim. Hani ben anlamadım. Şimdi mesela hepimiz bir düşüncenin bir davanın yolundan giderken işte 145 yıldır bu davanın peşinden gidenler olsun veya milli görüş davasının peşinden gidenler olsun. Hak davası tarafından hani herkes bir davaya inanmış durumda. Ve herkes peşinden gidiyor ama ya yarımız ya belli kesimimiz bilmiyorum. Şu anda görünen o ki belli bir kesim maalesef. Yürüdüğü davanın ne olduğunu bilmiyorlar. Desteklediği başkanın kim olduğunu bilmiyorlar. İşte liderlerinin ilke ve inkılaplarını bilmeyecek kadar maalesef ki cahil miyiz acaba? Veya araştırmadık mı? Devam edelim kamyon geliyor.
Atatürk'ü biliyoruz. Biliyoruz tabii ki. Seviyoruz. Kesinlikle. Peki ilke ve inkılaplarını bize sayar mısınız? İlke ve inkılaplarını sayacağım. Tabii cumhuriyetçilik ilkelerini sayayım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, devrimcilik ve laiklik. Laiklik. Pekala. Evet. Biliyorum. Kaç tane pekala? Hemen hemen bir kısmını biliyorum ilke ve inkılapları. Kaç tane? Vallahi Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bana sayar mısın? Abi sayamam. Niye? Bilmiyorum. Vallahi. Adamsın sen. En azından bilmiyorum diyorsun yani. Eyvallah, görüşmek üzere. Din şairi, devlet şairi, onu biliyorum. İlke ve inkılaplarda. Yani, ikinci nedir? İkinci neydi? Vallahi bu pandemiden dolayı şeyi de unuttuk anasını. Ezanların Türkçe olması olabilir aynen. mi? Olabilir mi? Aynen, olabilir. Kur'an-ı Kerimlerin okutulmasının yasak olması olabilir yok, mi? Yok, olmaz. Ama o dönemde öyleydi. Öyle miydi? Bilmiyorum. Değil miydi? Bilmiyorum. Kapalı kızların okullara girilmemesi, başörtü yasağı falan. Aynen. Değil mi? Öyleydi. İyi mi peki bunlar? Güzel şeyler mi? Ya şimdi yok, güzel şeyler değil. Değil değil mi? Değil değil. Pekala, teşekkürler, sağ olun. Ama ilke ve inkılaplarda bunlar değil kardeşim. O dönemin hani 1984 George Orwell'ın bir tane kitabı var ya, o dönemin siyasi baskısını anlatan. İşte sanki bu da o dönemin rejiminin halka uygulamış olduğu baskıyı anlatan bir özet geçtim ben sadece. Bu konuda da Ahmet Özal'ın bir kanalı vardı, bir belgesel yayınlamıştı. Yani gerçekten çok detaylı bir şekilde açmış, teşekkür ediyoruz kendilerine de. Neyse biz devam edelim. Beni değil vatandaşı dinleyin siz. Hadi bakalım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz abi? Cumhuriyetçilik, laiklik. Unuttuk mu? Pekala abi. Tamam. Eyvallah. Görüşmek üzere. Atatürk'ü seviyoruz. Evet. İlke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Evet. Kaç tane? 7 tane. 7 tane. Nelerdir bunlar? Halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, devrimcilik. Aa, diğerleri çıkmış aklımda ya. 7 tane de 7 oktan geliyor da. Halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, laiklik. Laiklik de var. Devrimcilik var. İnkılap diyorlar ona. Diğerleri aklıma gelmedi. Pekala, teşekkür ederim. Kolay en çok siz yaklaştınız. Evet, 7 tane ok dedik. Acaba o 7 ok şu anda ne tarafa doğru? Hemen Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Evet. Nelerdir? Özür dilerim. Biraz acele. Ha siz şey, vatandaş değil mi? Neyse, sıkıntı yok. Olan da bilmiyor zaten. Devam edelim. Olan da bilmiyor da abi. Konuş diyorsun bana. Ne konuşayım daha? Kolay gelsin abi. Biz ha? Telefon kılıfı. Vallahi mı? Ha. İyi ya, telefon kılıfını unutmuşum. Ben bir alayım, röportaj öyle devam edelim. Abi kimse konuşmuyor. Bir konuş ya. Abi Atatürk'ü seviyoruz. Doğru evet, mu? Evet. İlke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Valla şöyle yok, kafam yok bu dalgın ki yani. İlke ve inkılaplarını biliyoruz ama şimdi unuttuk tabii. Neyi abi? Unuttum şu anda nedir. Neyi unuttunuz? İlke ve inkılapları diyorsunuz. Evet, tamam. Evet. Pekala, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını biliyor muyuz? Biliyorum. Kaç tanedir? Saymaktan tükenmez ki onlar. Kaç tane mesela? Kaç tanedir ortalama? Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu, hep o sıkıntılarla yaşadı adam. Peki ilke ve inkılaplar ortalama kaç tanedir sence? 50-60 tane var. 50-60 tane vardır diyorsunuz. Evet. Yanlış bildiniz. Yani 150-160 tane de olabilir belki. Olabilir. Evet, size soralım isterseniz. Siz biliyor musunuz ilke ve inkılapları? Maalesef 6 tane. 6 tane. Pekala, nelerdir bunlar? Bugünkü insanların bir bileni bulduk. Bir dakika, bileni bulduk. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık. Doğru. Vallahi doğru. Kadıköy'de şu an 30. kişiye sorduk. 31. kişi bildi abi. Tebrik ederim. Eyvallah amcam. Görüşmek üzere. Öyle mi? Öyle.